Uygur mahpusun gizemli ölümü. Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Pozkam ilçesinde Ababekir Said Niyaz isimli Uygur'un Çin hapsinden bırakılıp bir hafta sonra hastalıktan öldüğü ortaya çıktı. Uygur gözlemci ve aktivistler onun gizli ölümünden duydukları endişelerini duyurdu. Ababekir Said Niyaz'ın 60 yaş civarında olduğu, 2015 yılında aniden tutuklanıp hapsedildiği, 2016 yılının sonlarında serbest bırakıldığı, ancak bir hafta sonra hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Uygur yazar Türk siyasetçilere seslendi. Uygur.net yazarlarından Mehmet Emin Hazret, son dönemde Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara gerçekleştirdiği baskıyı görmezden gelen ve Türkiye'ye karşı bölgede zulüm yokmuş gibi davranan eski siyasetçilere seslendi. Çin maskesini çıkarmışken, unutanlar dönüp bu yüze baksınlar ifadelerini kullandı. Çin namaz kısıtlamasını artırıyor. Çin işgalci yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygur nüfusunun yoğun olduğu Kaşgar, Hotan ve Artuş vilayetlerinde camilerde kimlik kontrolü uygulamasını ve diğer bölgelerde camiye girme yasağını daha da artırdığı bildirildi. Japonya ve Fransa sivil nükleer enerjide işbirliği yapacak. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı. İki ülke arasında sivil enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı. İsveç'ten Rusya'ya Kırım tepkisi. İsveç Dışişleri Bakanı Margot, Rusya tarafından yasa dışı ihlalin 3. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını belirtti. Çin, Fas'ta 10 milyon dolarlık akıllı kent inşa edecek. Çin, Fas'ta kuracağı akıllı kent için ülkenin kralı 6. Muhammed ile anlaştı. Kraliyet sarayında 10 milyon dolara tamamlanacak akıllı kent için imzalar atıldı. Gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta, Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada Nevruz kutlamaları yapılıyor. İnsanlığın en eski bayramlarından olan Nevruz, 2009'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı. Bütün halkımızın Nevruz Bayramı'nı kutlarız.